Elçin Celilov neyleyim? Şu an chatten yazan arkadaşlar 2-3 tane parçam kaldı. Onlara bir bakacağım. Ondan sonra tekrar chatten almaya başlayacağım. Haberiniz olsun. Yani şu an bakamıyorum chat'e. Yazsanız da. Birazcık sabredin. Emin Sabitoğlu, Nigar Refi Beyli, Neyleyim, Elçin Celilov. Okuyan. Ala gözüm. Oh be, kendimize geldik. Senden ayrı gece. Sesleri, canlı performansları dinlediğinizde yani öncelikle böyle bir rengi çıkarabilmek için çok sağlıklı bir sese ihtiyacınız var. Çünkü bu kadar yarı falset, yarı yumuşak böyle basmadan ses çıkarmanız için sesinizin sağlığı tertemiz olacak ki bunlar çıksın. Yani en ufak bir pürüzde çıkmaz bunlar. Perişan olursunuz konserde. Elçin Celilov'un da yani böyle bir şarkıcının hayatında ilk önemsemesi gereken şey sağlığı oluyor o nedenle. Aman üşütmeyeyim, aman şu olmasın, aman şunu yapmayayım. Böyle takıntılar olması lazım. Yoksa doğal hayatında daha net, keskin, pozisyon sürekli kullanan biri buna göre daha şanslıdır. Yani hafif hastalıkları bile pozisyonla aşarsınız ama bu stilde okumayı pozisyonla aşamazsınız yani. Mümkün değil. Çok sağlıklı durması lazım. Çiçeklerin gözü. Ses pozisyonu döndüğü zaman hep daha şanslı dediğim gibi. Ama ondan önceki bölüm için Elçin Celilov kim acaba? Biraz şöyle inceleme araştırma dünyasına girelim bakalım. Haydi hepimize kolaylık gelsin. Elçin Celilov vefat etmiş kendisi. Yaşamıyormuş şu anda. Allah rahmet eylesin. Ne zaman vefat etmiş? 2005, 36 yaşında. Ay, çok genç vefat etmiş. Vay be. Evet. Şevket Elekbarova'dan dersler almış. Çok çok erken ölmüş. Kendisi. Ne diyeyim? Çiçeklerin çekil gözü ayrılıkta beter dünyada ne var? Maşallah dediğimiz yaşamıyor hocam. Öyle deme Batuhan ya. Efsane ses olarak gönderdikleri için. Seni bir iki hezin hezin ya da böyle bir duruş pozisyonunda operatif geçmişi hemen görürsünüz yani.
Operatik geçmişiniz varsa zaten kaçınılmaz olarak sadece bir şan eğitimi değil bir eğitim hayatını katıyorsanız kaçınılmaz olarak duruş pozisyon, ses sağlığı, aman dikkatler sizin hayatınızdan gitmez zaten. Gitmez abi. Yani iki kat giyinmeler, aman boğazı koruyayım bilmem ne. Böyle performans da öyle çıkar. Yaz akşamı sen bil ki bu eserde dehşet ya. Hazin hazin ya da sarıleyim. Of, piyano yıkılıyor ya. Biraz sonra alacağım chatten arkadaşlar. Kez gelesin belki acı desin. Saçın yığıp öresen. Yumuşak bırakıyor görüyorsunuz. Enfili gel gözüm deresen. Yolda kalıp bakışları bilir. Enfili gel gözüm deresen. Yolda kalıp bakışları çiçeklerin çekir gözü intizam. Ayrılıkta beter dünya dereva. Hem operatik hem de o çarpmaların hepsine de sahip vokaller. Ya ondan da ayrılmamış, bundan da ayrılmamış. Hepsini katmış çiçeklerin kendine. Çiçeklerin çekir gözü intizam. Ya çok romantik. Ayrılıkta beter dünya dana. Yaz akşamı sen bil ki rüzgar. Yani şarkıyı söylediğiniz zaman zaten pozisyona oturuyorsunuz. Söyle pozisyona otur. Direkt kendisi şarkının pozisyonu. O kadar güzel bir beste. Bestenin formatı hani ya şan pozisyonu oturtuyorsun. Başka türlü söyleyemezsin. Yaz akşamı diye çıkmaz yani. Yaz akşamı seni bil ki hazin hazin. Tabii efsane Azerbaycan şarkıları bunlar. Her klasik. Nefis. Akıcık Nami nefis değil miydi ya? İşte bu. Baksana şimdi abi bak. Nasıl naif, nasıl doğru yerde, nasıl şık, nasıl abartısız bak. Hazin hazin ya da salıveyim. Ey hazin hazin ya da salıveyim. Bu işte. Ana gözüm senden ayrı gece. Çok zevkliydi. Hiç kapatasım gelmedi. Harika.